TGRT Ankara stüdyolarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sıcak gündem aslında her şeyin önüne geçmiş durumda. Suriye ve Irak'taki gelişmeler aslında Rusya ekseninde dönüyor dolaşıyor. Tekrar Ankara'yı, Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bir taraftan geçen hafta önemli gelişmeler vardı. Hem 2016 eylem planı, hem vaatler, hem de ekonomik anlamda uygulamaya konulacak, hem de reformlar açıklandı. Tabii bütün bunlar bu sıcak gündeminde aslında gölgesinde kaldı diyebiliriz. İşte bütün bunları konuşacağız. Bütün her şeyi soracağız. Çok önemli bir konuğumuz var. Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Mersin Milletvekili Sayın Lütfi Elvan. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Hem yeni göreviniz hem de aslında şeyden sonra bu yeni hükümet programında da çok büyük emeğiniz var. 64. hükümet programı, 2016 eylem planı. Bununla ilgili de aslında başarılar diliyoruz. Kalın bir kitap. Kısa zamanda aslında çok büyük işlerin yapılmasını burada vaat ediyorsunuz. 2016'ya kısaca sığdırmışsınız. Bunu uzun uzun konuşacağız. Söz veriyorum efendim. Peki. İkinci bölümde. Dilerseniz sıcak gündemle başlamak istiyorum. Başika çok konuşulmuştu. Başika'daki Türk askeri Musul'un hemen kuzeyinde çok konuşulmuştu. Bir kısmı Musul Barajı'nı korumak üzere oradan ayrıldı iki gün önce. Bugün IŞİD militanlarının havan saldırısı ve Katruşya, Rus yapımı tırnak içerisinde Katruşya roketleriyle saldırmasıyla 4 askerimiz aslında hafif bir şekilde yaralandı. Onlar da Şırnak'a getirildi. Bu sıcak gelişmeyle ilgili neler söylersiniz efendim? Bildiğiniz gibi şu anda Başika'da bulunan askerlerimiz peşmergelerin DAEŞ'e karşı eğitim amacıyla orada Irak hükümetinin isteği üzerine görevlendirilmişti. Ve bu çerçevede uzunca bir süreden beri görevlerini yürütüyorlardı. Ancak tabii bu Rusya ile ilgili krizin çıkmasından sonra sanki yeni bir şeymiş gibi bu olayı kamuoyunda değişik alanlara çekmeye çalıştılar. Orada bulunan askerlerimiz neticede DAEŞ'e karşı mücadele eden peşmergelerin eğitimiyle uğraşıyorlar. Onun dışında herhangi bir görevleri söz konusu değil. Bugünkü yaşanan hadise de şunu göstermiştir. Oradaki askerlerimizin güvenliği son derece önemli. Dolayısıyla bizim göndermiş olduğumuz takviyenin de o bölgede bulunan, Başika'da bulunan askerlerimizin güvenliği açısından daha da önem arz ettiğini ortaya koydu. Tabii ki oradaki askerimizin sayısı, güvenliği, oradaki yapı dikkate alınarak bu askerlerimizin işte bir kısmının yerleşiminin değiştirilmesi veya başka şekilde tanzimi söz konusu olacaktır. Bu tabii gelişmelere göre gerekli tedbirler alınacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Anladım efendim, aslında bakıldığında bir taraftan Irak'taki belki de Mehmetçiğin eğittiği peşmerge şu an hali hazırda o DAEŞ'la çarpışıyor. Evet. Savaş halinde. Bir taraftan o devam ediyor. Bir taraftan da Türk askeri de kendisine yapılan saldırıya misliyle karşılık veriyor. Hani bakıldığı zaman Musul'da Türkiye'ye çok yakın bir yer. Doğru. Şimdi, burada bir de bir hatırlatma yapabilir miyim? İtalya Musul'a asker gönderme kararı aldı diye de ekleyerek öyle şimdi sormak tabii istiyorum. O bölgeye baktığınızda Irak'a baktığınızda Irak'ta Amerikan askeri var. Irak'ta yine İran askerleri var. Değişik ülkelere ait yine DAEŞ'e yönelik mücadele etmek üzere askerler bulunuyor. Diğer taraftan da işte koalisyon güçleri, bir taraftan Rusya, işte DAEŞ'e karşı mücadele etmek için bölgede bulunduklarını ifade ediyorlar. Tabii Rusya'nın mücadelesini sadece DAEŞ'e yönelik bir mücadele olarak da orada biz açıkçası son özellikle haftalardaki gelişme bunu gösteriyor. Yapmadıklarını görüyoruz. Özellikle koalisyon oradaki bulunan işte Özgür Suriye Ordusu muhaliflere ve Bayırbucak Türkmenlerine yönelik de zaman zaman saldırıda bulunduklarını da görüyoruz açıkçası. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunu kabul etmemiz de mümkün değil. Orada mücadele yapılacaksa DAEŞ'e karşı yapılacaktır. Koalisyon güçlerinin temel hedefi de budur.
Türkiye'de temel olarak DAEŞ'e karşı mücadelesini sürdürüyor. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Efendim aslında yeni bir gelişme, ekranlarımıza da yansıyor son dakika gelişmesi. FED faiz oranlarını 0.25 puan arttırdı. Evet. Böylelikle aslında eski faiz bandı 0 ile 0.25 arasındaydı. Bu şimdi yeni anlam 0.25 ile 0.50 aralığında. Faizler Fed'in açıklamasına göre Amerika Merkez Bankası'ndaki faiz oranı belli oldu. Aslında bu önemli bir gelişme. Neredeyse 1,5 yıldır biz sabah ekonomi programlarında Fed faizi arttıracak, arttırmayacak, şöyle olacak, böyle olacak da yatıp kalkıyorduk ve sonunda olan oldu. Fed faizi arttırdı. Bu önemli bir gelişme olduğu için şimdi araya girdi. Onu da değerlendirmenizi isteyelim. Zaten piyasa bunu satın almıştı. Yani bir beklenti zaten vardı. Bir faiz artırıma gidileceği herkes tarafından konuşuluyor idi. Cumartesi günü Başbakanın başkanlığında önemli bir toplantı yapıldı efendim. Ekonomiyle ilgili bu Fed'in faiz artışına yönelik de genel bir değerlendirme yaptık. Özellikle Merkez Bankası Başkanımızı orada dinledik. Diğer taraftan ekonomiye yönelik genel bir değerlendirme yapıldı. İşte mali disiplinin devam etmesi konusundaki kararlılığımız yine bu toplantıda vurgulandı. Diğer taraftan 2016 yılı biliyorsunuz bütçesini hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu bütçeyi meclise sunacağız. Yine bu bütçede de mali disipline dikkat edilmesi gerektiği ve bu çerçevede dengelerimizi, makro dengelerimizi bozmayacak bir yapıda bir bütçenin meclise sunulmasının önem arz ettiği hususu Sayın Başbakanımız tarafından da orada dile getirildi. Ve çalışmalarımız da hep bu çerçevede yürüdü. Bugüne kadarki bizim özellikle makroekonomi alanında uygulamış olduğumuz politikaların bundan sonra da yine mali disiplini gözetecek şekilde devam edilmesi yönünde bir görüş birliği orada da oluştu. Dolayısıyla bu gelişmelere paralel olarak da özellikle ekonomi alanında bizim eylem planımızda yer alan reformların bir an evvel gerçekleştirilmesi yönünde bakanlıklarımızın çaba sarf etmesi gerektiğinde bu 6 aylık veya 1 yıllık süreçte görülen bazı ekonomik reformlarımızın eğer erken hazırlanması halinde daha da öne çekilmesi hususu yine orada konuşulan konular arasında yer aldı. Burada efendim araya girip dolar fiyatıyla ilgili bazı endişeler ortaya çıktı son iki günde. Borsanın birden böyle düşmesi, gerçi iki gündür toparlanıyor. Doların bir 3 lira sınırını tekrar denemesi. Bu anlamda o toplantıda, cumartesi günkü toplantıda neler konuşuldu? Dolar fiyatı eksenli aslında bu piyasayı çok fazla ilgilendirdiği için özellikle doları soruyorum. Şimdi orada tabii Merkez Bankası kendi yol haritasını bizlere anlattı. Bu konuda endişelenecek, kaygıya kapılacak herhangi bir durum söz konusu değil. Merkez Bankamız gereken her türlü tedbiri, her türlü senaryoya karşı, her türlü uygulamayı gerçekleştirecek. Elinde dolar yol haritası, bile, yol haritası sıcak var. Para girmese bile. Bu yol haritasını Merkez Bankamız harfiyle uygulayacak ve bu konuda da bizim açıkçası herhangi bir tereddüdümüz, kaygımız da söz konusu değil. Hem dolar fiyatıyla hem sıcak paranın gelmemesiyle ilgili bütün tedbirler alınmış durumda. Aslında efendim hani bir taraftan Rusya, bir taraftan Irak'la ilgili olan, zaten Suriye devam ediyor. Avrupa Birliği küçülüyor, bir taraftan Rusya küçülüyor. Bakıldığı zaman etrafımız yangın yeri ve küçülüyor ekonomik anlamda. Yunanistan battı, Kıbrıs Rum kesimi ona keza batmak üzere. Tabii böyle ortasında da kalmış bir ülke olarak dolar fiyatı, sıcak paranın girmemesi birçok şey insanı endişelendiriyor. Bütün bunlara rağmen Türkiye'de 3. çeyrekte %4 büyüyor. Onu söyleyecektim ben de, siz söylediniz. Şimdi düşünün yani Türkiye'nin dört bir yanında ciddi sıkıntılar var. İşte Orta Doğu'daki yaşanan sıkıntıları biliyorsunuz. Avrupa'daki ekonomik açıdan halen krizden çıkamadıklarını görüyorsunuz. 2008 yılından beri başlayan bu krizden tam olarak kurtulamadığını görüyoruz. Avrupa'da istihdama, işsizlik oranlarına baktığımızda gerçekten istihdam yaratma açısından oldukça zayıf olduğunu görüyoruz. Ki bırakın istihdam yaratmayı, işsizlik oranında sayısal olarak da bir artış söz konusu. Ama diğer taraftan Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de özellikle istihdam açısından son derece başarılı bir ülke olduğunu görüyoruz. Son bir yıl içerisinde aşağı yukarı 1 milyona yakın
vatandaşımızın istihdam edildiğini biliyoruz, görüyoruz. Ve bizim ortalamamız aşağı yukarı son 6 yılda ortalama 1 milyondur. Yani evet. Yılda 1 milyon kişi istihdam ediyoruz. Efendim, son dakika gelişmesi daha var. Dışişlerinden yapılan açıklama. Özür dileyerek araya giriyorum. Estağfurullah. Sevgili seyircilerimize hatırlatalım. Sayın Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan da biraz önce değerlendirdi. Dışişleri Bakanlığı Başika açıklamasında saldırı koruma unsurlarının gerekliliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bu saldırı Türkiye'nin aslında orada var olma sebebinin de aslında en güzel evet. göstergelerinden birisidir diyor. Buyurun efendim, özür dilerim, onu bildirmek zorundaydım. Evet. Biz şeyi konuşuyorduk, doları ve özellikle Türkiye'nin %4 büyümesini. Türkiye'nin büyümesine yönelik olarak özellikle istihdam açısından çok başarılı bir ülke olduğunu ifade etmiştim Türkiye'nin. Yılda ortalama 1 milyon kişi istihdam ediyoruz. Ve Avrupa Birliği'ne baktığımızda Avrupa Birliği'nde bırakın ilave istihdamı aşağı yukarı 350 bin civarında bir istihdamda bir azalış olduğunu görüyoruz. Hı hı. Buna karşılık iş gücüne katılım oranında oldukça yüksek bir artış söz konusu. Bunun anlamı şu, iş gücüne katılım oranı arttıkça siz istihdamı ne kadar artırırsanız artırın, işsizlik oranını istediğiniz ölçüde düşüremiyorsunuz. Ama iş gücüne katılım oranındaki artış söz konusu olmazsa evet. işsizlik oranı doğal olarak aşağı iniyor. Hatırlarsanız 2012 yılında aşağı yukarı işsizlik oranında çok büyük bir düşüş söz konusu oldu. Mesela o yıl iş gücüne katılım oranında nispeten istihdam edilen kişi sayısına göre bir düşüklük söz konusuydu. O nedenle işsizlik oranında da düşüş meydana geldi. Biz şu anda işsizlik oranını %10 mertebesinde tutuyoruz ama iş gücüne katılım oranının çok yüksek olmasından, sürekli olarak artmasından dolayı bu seviyede kalıyor. Yine buna rağmen biz işsizlik oranını hatırlarsanız son 3 yılda aşağı yukarı 3 puandan fazla düşürdük. Ama Avrupa Birliği'ndeki işsizlik oranı aşağı yukarı 2 puanın üzerinde bir artış gösterdi. Evet. Bu açıdan da Türkiye gerçekten hem büyüme performansıyla beklentinin 2.7 civarında bir büyüme bekleniyordu 3. çeyrekte. Ancak %4'lük bir büyüme gerçekleştirdik. Hem büyüme itibarıyla hem yaratmış olduğumuz istihdam itibarıyla Türkiye'nin gerçekten bu coğrafyada, sıkıntılı bir coğrafyada oldukça başarılı bir sonuçla istihdam açısından, büyüme açısından devam ediyoruz diyebilirim. Efendim, aslında Başbakan Ahmet Davutoğlu da biraz sonra Brüksel'e gidecek. Onu da canlı yayınlayacağız. Brüksel'e mi gidiyor? Arkadaşlarımıza soruyoruz. Evet. Kısa bir ara veriyoruz veya Başbakan'ı dinliyoruz. Tam olarak duyamadım. Evet efendim, yayına devam ediyoruz. Ankara stüdyolarındayız. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Brüksel öncesi yaptığı önemli açıklamaları hep beraber dinledik. Tekrar hatırlatalım. Konuğumuz Başbakan Yardımcısı Sayın Lütfi Elvan. Efendim, Başbakan da söyledi. Evet. IŞİD hedeflerinin Musul'da ortadan kaldırıldığını söyledi. Yani bertaraf edilmiştir dedi. Çok evet, net. Başika bölgesine yakın olan kesimdeki DAEŞ hedeflerinin imha edildiğini ifade etti. Tabii bizim askerimize, oradaki kuvvetlerimize karşı herhangi bir saldırı olması halinde biz de gereken cevabı mutlaka vereceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddütü, kaygısı da olmasın. Neticede orada bulunan askerlerimiz eğitim amacıyla orada bulunuyorlar. DAEŞ'e yönelik mücadele eden peşmergelere güç katmak amacıyla, onların eğitimlerini sağlamak amacıyla orada bulunuyorlar. Bu çalışmalar devam edecek. Efendim, bir şey çok dikkatimi çekti Sayın Başbakan'ın sözlerinde. Aslında siz de orada dikkat kesildiniz. Türkiye'nin güvenliği artık Türkiye sınırlarında değil, Türkiye sınırlarının ötesinde başlıyor dedi Sayın Başbakan. Elbette, elbette. Bu özellikle bizim güney sınırlarımıza baktığınız zaman ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Suriye'de yaşanan sıkıntılar, Irak'ta yaşanan sıkıntılar. Bunları bir bütün olarak ele aldığımızda
anlık olarak Suriye'de yaşanan gelişmeleri, Irak'ta yaşanan gelişmeleri izlemek durumundayız. Ülkemizin güvenliği her şeyden önemli. Bununla ilgili her türlü tedbiri bugüne kadar aldık. Bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Evet, efendim burada Rusya konusuna girmişken bir işte geçen hafta yaşanan olayları biliyorsunuz. Daha doğrusu hafta başında bir balıkçı teknesinin bile haberi olmadan bir ateş açma olayı. Bu açıdan bakıldığımız zaman hani gün geçmiyor ki yeni bir olayla karşı karşıya kalmayalım. Ne dersiniz? Alttan alta bazı temasların olduğu da iddia ediliyor. Pazartesi günü yaptığınız Bakanlar Kurulu'nda önemli bir aslında bölümü teşkil etti. Rusya ile hangi durumdayız? Nereye gideceğiz? Şöyle ifade edeyim. Bir kere biz bizim yapmış olduğumuz bugüne kadarki tavır ve davranış şekli ortada. Biz hiçbir zaman Rusya'da yaşayan Rusları, Rus vatandaşları ne karşımıza aldık ne de böyle bir yaklaşım içerisinde olduk. Burada Rus uçaklarının kendi hava sahamızı ihlal etmesi söz konusudur. Bunun gereğini de daha önce neler yapılacağını biz açıkladık. Bunun gereğini de yaptık. Dolayısıyla herkes kurallara uymak zorunda. Uymakla yükümlü. Biz bundan sonraki süreçte hep şunu söyledik. Biz olayı tırmandırmak istemiyoruz. Evet, Rusya bir hata yapmıştır. Bundan sonra böyle bir hareketle karşı karşıya kalmak istemiyoruz demişizdir. Diğer taraftan tabii Rusya'nın özellikle oradaki iş adamlarımıza yönelik işte bir takım yaptırım uygulayacağına yönelik açıklamaları söz konusu olmuştur. Ama biz hep şunu ifade ettik. Türkiye'de yaşayan Ruslar var. Biz onları hep kucak açtık. Açmaya devam edeceğiz. Onlarla bütünleşmeye devam edeceğiz. Kendi vatandaşımızdan Rus vatandaşlarını hiçbir zaman ayırt etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Benzer yaklaşımları da Rusya'dan da bekliyoruz açıkçası. Yani böyle bir yaklaşım Türkiye içerisinde olması gerektiğini. Türkiye hala gerilimi veya ortada olduğu iddia edilen veya aslında ortaya çıkan krizi düşürmek için hala çabalıyor. Biz tabii gerilimden yana değiliz. Onu özellikle ifade edeyim. Hiçbir zaman gerilimden yana da olmadık. Elbette Rusya'nın bir takım ilave Türkiye'ye karşı tedbir alma gibi bir takım uygulamalara gitmesi halinde de biz de bunu ele alacağız, değerlendireceğiz. Gerektiğinde bizim de atabileceğimiz adımlar var. Bugüne kadar biz atmadık. Biz istiyoruz ki bunlar suhuletle çözülsün, halledilsin. Böyle bir gerginlik ortamı oluşmasın. Bizim temel yaklaşımımız bu. Biz yıllardan beri özellikle son 12-13 yılda Rusya ile çok iyi ilişkiler içerisinde olduk. İlişkilerimiz gelişti, son derece gelişti. İşte birçok alanda işbirliği yaptık. İstiyoruz ki bu işbirliği devam etsin. Ama tabii karşı tarafın tutumu da bizim açımızdan önemli. Onların tutumuna göre de biz de gerekli tedbirleri alacağız. Aslında bakıldığı zaman Türkiye birazcık daha bekliyor. Kendi aldığı tedbirleri uygulamaya koymama anlamında. Evet, doğru anlıyorum evet, değil mi? Evet, evet. Yani şu anda şöyle ifade edeyim. Türkiye'ye yönelik bir takım tedbirler uygulamaya başladığını açıkladı. Biz bunun geçici olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz. Ve bu yönde biz de karşı bir tedbir almadık bugüne kadar. Ama karşı tarafın attığı adıma göre de biz de elbette adımımızı atarız. Efendim teröre geçeceğim. Önemli 10 bin askerle başlayan 7 önemli ilçede eş zamanlı başlayan bir mücadele var ama onun öncesinde Rusya dedik ya, Rusya'nın aslında bir de Cumhuriyet Halk Partisi ile bir ara başlığı, alt başlığı var. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem. Bir Rus televizyonunda verdiği mülakatta şöyle diyor. Sarin gazı Türkiye'den Suriye'ye gidiyor. Bu DAEŞ teröristlerine veriliyor. Ve DAEŞ teröristleri Türkiye'den aldığı sarin gazıyla oradaki masum sivilleri, kadınları, çocukları öldürüyor. Şimdi birçok alt başlığı daha var bunun. Aslında Türkiye'den silah işte sevkiyatından tutun da birçok şeye. Bütün bunların üzerine aslında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı vatana ihanet suçlamasıyla Eren Erdem hakkında soruşturma başlattı. Gerçekten bir milletvekilinin, hele hele ana muhalefet partisinden bir milletvekilinin böyle bir açıklamada bulunması ibret verici bir hadise.
herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Cumhuriyetimizin kurulduğu günden bugüne kadar böyle bir hadiseyle çok fazla karşı karşıya kalmadık. Araya girip bir şey söyleyebilir miyim? Rus televizyonlarında gün boyu efendim bu ilk flash haber olarak döndüğünü de burada hatırlatmak ve istiyorum. Ve bu bahsetmiş olduğunuz Rus televizyon kanalı ben zaman zaman izliyorum. Sabahtan akşama kadar Türkiye aleyhinde propaganda yapan ve özellikle Rus halkını provok etmeye çalışan, Türkiye'ye karşı, Türk vatandaşlarına karşı kin doldurmaya çalışan bir kanal. Kredibilitesi son derece düşük olan böyle bir kanala çıkıp ve bu kanalda da gerçekten aslı astarı olmayan, son derece çirkin ifadelerde bulunmuştur. Kendisini ispat etmeye davet ediyoruz. İspat etmiyorsa o insan şerefli bir insan değildir. Haysiyetli bir insan değildir. Namuslu bir insan değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne böyle bir ifade kullanamaz. Böyle bir şey yapamaz. Ki böyle bir şey kesinlikle vaki olmamıştır. Bundan sonraki süreçte de olmayacaktır. Ama kalkıp da sadece ve sadece AK Parti hükümetini kötülemek adına böyle bir ifade kullanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi sessiz kalıyor. Bu da manidar. Evet, çok ilginç. Bu da çok ilginç. CHP yönetiminin bugün Sayın Kılıçdaroğlu... CHP sözcüsü Haluk Koç, Erdem'e linç kampanyası yapıldığını söyledi. Bu kadar. Yani bu mudur tepki? Ne dersiniz? Bugün Sayın Kılıçdaroğlu cenaze törenindeydi. Evet. Ölen bir şehidimizin cenaze törenindeydi. Kocatepe Camii'nde. Kocatepe'de. Buradaymış. Ben de oradaydım. Evet. Dikkatinizi çekerim. Evet, o cenaze törenine katıldınız. Ama sizin bir milletvekiliniz gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne resmen ihanet eden ve saldıran bir tutum içerisinde oldu. Bunun gereğini yapmalısınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir milletvekili halktan toplanan vergilerle maaşını alıyor. Bu ülkenin havasını soluyor ve bu ülkenin suyunu içiyor diye de hatırlatmak istiyorum. Yani burada size farklı bir şey söyletmek anlamında değil. Bu çok büyük bir olay değil mi Sayın Bakan? Bu şahsiyetin de milletvekili yapılması da son derece manidar. Biliyorsunuz bunun daha önce de bir tweet'i vardı. Evet. Özellikle o tweet'inde işte İran'la Türkiye arasında herhangi bir şey söz konusu olursa ben İran'dan yana tavır takınırım diyen bir insan. Evet. İran'ın yanında olurum diyen bir insan. Ne konuşabilirsiniz, ne söyleyebilirsiniz bununla ilgili olarak? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Ve Cumhuriyet Halk Partisi, hele hele ana muhalefet partisinin bu şahısla ilgili gerekeni yapmalı diye düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gereğini yapın diyorsunuz. Yani evet, partiden aynen. İhracı. Onu bilemem ama bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin kalkıp böyle bir ifade kullanması gerçekten... O partinin en büyük ayıbıdır. Efendim peki Atatürk'ün partisi dediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili o zaman madem oradan gittik. Şimdi şunu da sormak istiyorum ben size. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristlere yönelik, hendek açan teröristlere yönelik biliyorsunuz arkadaşlara söyleyelim hendekleri kazmasınlar diye bir sözü oldu. Ardından bu anayasa değişikliği ile ilgili konular gündeme gelince AK Parti bize anayasanın ilk 4 maddesi hariç... İstediği gibi bize gelebilir dedi. Ama bir taraftan teröristlere arkadaş deyip anayasanın ilk 4 maddesinde biliyoruz. Yani burada tekrar okumaya gerek yok. Bunlarla ilgili değişiklikle gelmesin. Hani bir öyle bir sıkıntı mı var? Onu diyen bunu deyince tenakuza düşmüş olmuyor mu siyaseten? Demek ki orada silah kullananları, ordumuza karşı silah kullananları, hendek açanları, o sokaklara bomba koyanları arkadaş olarak görüyor. Yani ben buradan bunu anlıyorum. Ya da yani şunu ifade etmeliydi. Ya benim ağzımdan böyle bir ifade çıktı ama ben bunu söylemek istemedim diyebilirdi. Demedi. Ama onu da söylemedi. Öyle bir ifade de kullanmadı. Gerçekten bu da ibret verici bir hadise. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği için, bütünlüğü için. Bakınız. Sayın Kılıçdaroğlu gelinceye kadar o muhalefet parti lideri, CHP'nin liderlik koltuğuna oturuncaya kadar geçen süreç içerisinde biz Deniz Baykal dönemini biliyoruz, daha önceki dönemleri biliyoruz. Ben bir CHP liderinin özellikle vatanın birliği, bütünlüğü söz konusu olduğunda bu tür ifadeler kullandığını hiç hatırlamıyorum.
Özellikle Deniz Baykal varken zaten efendim öyle bir şey. Deniz Bey bu konuda son derece dikkatli ve temkinli bir tutum içerisinde idi. Ve vatanın birliği, bütünlüğü, ülkenin korunması, üniter yapısının korunması, muhafaza edilmesi söz konusu olduğunda gerçekten hep bir ağızdan çıkan bir ses söz konusuydu hangi parti olursa olsun. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tür zikzakları Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte görmeye başladık. Bu da oldukça üzücü. Bir ana muhalefet partisinde bu tür durumların olması gerçekten üzücü. Temenni ediyoruz ki bu tür yaklaşımlardan bundan sonraki süreçte uzak dururlar. AKP diyor bize ilk dört madde dışında gelebilir. Onu söyleyen teröristlere arkadaş şeklinde hitap eden daha sonra bu ifadeyi kullanıyor. Siz bu dört maddenin değiştirilmesini mi istiyorsunuz da Sayın Kılıçdaroğlu bu karşı savla size yaklaşıyor? Şimdi anayasa değişikliği konusunda biz bu ilk dört maddeyi değiştirmek istiyoruz gibi falan bir açıklamada bulunmadık. Ama anayasayla ilgili konularda genellikle yaklaşım şu olmalı. Yani yapılması gereken yaklaşım şu olmalı. Ya oturulur, konuşulur ve gerçekten Türkiye'nin önünü açacak, demokratikleşme standardımızı daha da yukarılara çekecek düzenlemeler, çağın gerektirdiği, gelişmiş ülkelerin sahip olduğu, Avrupa Birliği norm ve standartlarının hakim olduğu bir düzenleme yapılır. Ama işte anlamakta zaman zaman güçlük çekiyoruz. Neden güçlük çekiyoruz? Çünkü bir gün bir açıklama yapılıyor, ertesi gün farklı bir açıklama yapılıyor. Siyasi partilerde istikrar son derece önemli. Yani bir eğer siyaset tarzınız varsa o siyaset tarzında süreklilik önem arz ediyor. Maalesef bu noktalarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok sağlıklı bir istikrarlı bir siyaset usulü içerisinde olduğunu göremiyoruz. Umuyoruz ve diliyoruz ki önümüzdeki dönemde hele hele reformları gerçekleştireceğimiz bir dönemde bizimle birlikte hareket ederler ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde... Ederler mi Sayın Bakan? Öyle diliyoruz, öyle umuyoruz. Bizim temennimiz o. Gönülden arzu ediyoruz. Yani birlikte bu reformları çıkarmayı biz açıkçası gönülden arzu ediyoruz. Nasıl biz 2003-2004 yıllarında hatırlarsanız Sayın Baykal'ın genel başkan olduğu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi o reformlara destek verdi bizim ilk hükümet olduğumuz dönemlerde. Aynı tempoda eğer Cumhuriyet Halk Partisi bir tavır sergilerse gerçekten kısa sürede Türkiye çok önemli reformları gerçekleştirmiş olur diye düşünüyorum. Bugün ben meclisteydim. Gerçekten üzücü bir hadise. Düşünün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda geçici bütçe görüşülecek. Gündem bu. Evet. Ancak saat 6'ya kadar geçilemedi. Saat 2'de meclis açıldı. Tam 4 saat bütçe görüşmelerine geçilemedi. Her gün biz 4-5 saat kaybedersek gerçekten Türkiye için ciddi bir zaman kaybı bu. Yani nasıl yapacaksınız? Bunu nasıl yapacaksınız Sayın Bakan? Yani bizim, nasıl aşacaksınız bunu? Bu böyle gidecek gibi görünüyor. Biz şunu arzu ediyoruz. Gerçekten muhalefet partilerinin bu reformları gerçekleştirirken bizlere destek vermelerini, hele hele Meclis Genel Kurulu'nda zamanı nasıl boş yere harcayabiliriz anlayışı içerisinde olmamalarını bekliyoruz. İşte önümüzdeki günlerde belki bütçeden önce Avrupa Birliği'ne yönelik bir paket sunacağız meclisimize. Muhtemelen 8-10 kanuni düzenleme kanun tasarısını meclisimize sevk edeceğiz. Ve belki bütçe öncesi bu düzenlemelerin Meclis Genel Kurulu'ndan geçmesini isteyeceğiz. Göreceğiz, bakacağız. İşte Avrupa Birliği'ne uyum yönünde getirmiş olduğumuz reformlar, düzenlemeler nasıl bir tavır içerisinde olacaklar, nasıl bir davranış emin değilsiniz, umuyorsunuz hala. Yani orada bile bir şöyle, sıkıntı çıkabilir diyorsunuz. Şöyle ifade edeyim. Eğer gerçekten bu reformlara destek verirlerse halkın gönlünü kazanırlar parti olarak. Biz elbette evet güçlü bir partiyiz ama ana muhalefetin de güçlü olmasını istiyoruz. Onlar da güçlü olsunlar. Onlar da işte gelsinler dün bu reformları... Dün bir cerrahla yemekteydik efendim. Ünüt yurt dışında da aslında var. Yayılmış durumda. Dedi ki Türkiye'nin en büyük sorunu Türkiye'de muhalefetin olmaması dedi.
Biz elbette güçlü bir muhalefet istiyoruz. Güçlü bir muhalefet istiyoruz. Ama bu muhalefet partilerinin gerçekten sürece katkı sağlayan, reformlara katkı sağlayan, pozitif katkı sağlayan bir yaklaşım içerisinde olmalarını bekliyoruz. Yoksa Meclis Genel Kurulu'nda ben zamanı nasıl öldürebilirim anlayışı içerisinde bir yaklaşım tarzı olursa, bu gerçekten Türkiye için yazık olur. Bu ülke için yazık olur. Bizim ülkemizin reforma ihtiyacı var. Bizim ülkemizin gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacı var. Bu ana muhalefet veya muhalefetle ilgili problem, işte MHP'de bir taraftan bir kurultay çağrısı yapılmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Ocak ayının ortasında bir kurultay gerçekleştirecek. Ne dersiniz? Hani özellikle MHP'nin 1 Kasım seçimleri sonrasında daha pozitif bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Onu açıklıkla ifade edeyim. Ama CHP ve HDP'de bugüne kadar bu eğilimi göremedik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde de böyle pozitif bir yaklaşım eğilim içerisinde olmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekliyoruz, umut ediyoruz. HDP'ye gelince orada gerçekten 5 seçim kaybeden ama buna karşılık 5 kurultay kazanan bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Şimdi Ocak ayında 6. kurultayı kazanmaya adım adım gidiyor. O tabii kendi partilerinin kendi iç meseleleri. Dolayısıyla o konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Ama biz güçlü bir muhalefet istiyoruz ve aynı zamanda gerçekten reformlara destek verecek, katkı sağlayacak bir muhalefet arzu ediyoruz. HDP kanadına o da Ocak 24 Ocak'ta kongresi var efendim onun da. HDP ile ilgili olarak şunu ifade etmek istiyorum. Biz özellikle HDP'nin meclise girmesine çok sevinmiş idik açıkçası. Nedenine gelince işte bu yaşanan sorunlar, işte Kürt sorunu dediğimiz meselenin üzerine gidilmesi ve siyasi bir platformda bunların çözülmesi son derece önemliydi. Ve biz hep şunu düşündük. HDP'nin mecliste bulunması gerçekten önemli. Ve HDP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde diğer siyasi partilerle diyalog halinde müzakere ederek, konuşarak bu meselenin çözümü yönünde somut katkı sağlar düşüncesi içerisinde olduk hep. Ama maalesef HDP bugüne kadar PKK'nın kuyruğundan ayrılamadı. PKK'ya yapıştı ve onların talimatları dışında bir hareket alanının olmadığını görüyoruz. Dün hendeklere destek yürüyüşü, tırnak içerisinde söylüyorum, hendeklerin kaldırılması değil, hendeklere destek yürüyüşüne polis izin vermedi. Hendek siyasetinin başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan? Şimdi bu da çok enteresan. Ama bir şey daha ekleyebilir miyim? Yüksekova %80 oy alan bir HDP, hendeklere devam edelim diyor aynı zamanda. Hendekleri de halkın aslında ne duruma düştüğünü biliyorsunuz. Şimdi, hendek siyaseti. Şimdi düşünün, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı Kürt kökenli. Ve hendeklere destek vermek demek, hendek orada sokaklara hendek açılmasına destek vermek demek, okulların yakılmasına, yıkılmasına, hiç duydunuz mu okullar yakılıp yıkıldığı zaman bunları kınıyoruz dediklerini duydunuz mu hiç? Hiç duydunuz mu HDP'nin? Evet. Duymadınız. Şimdi PKK ve HDP ve PKK'nın o genç işte bir kısmını Kobani'den getirdikleri söyleniyor. Bir kısım işte terörist grup okulları yakıyor. Kimin okulunu yakıyor? O okullarda kim okuyor? Kürt öğrenciler okuyor. Kürt kökenli öğrenciler okuyor. Oradaki çocuklara diyor ki siz okula gitmeyeceksiniz. Yine oradaki esnafa diyor ki siz para kazanmayacaksınız. Yine orada ambulans yakan, hastane yakanlar şunu söylüyorlar. Siz hastaneye gitmeyeceksiniz. Doktor imkanından yararlanmayacaksınız. Biz bir taraftan hastaneler yaptık. O bölgede okullar yaptık. İşte bitümlü sıcak karışım dediğimiz son derece kaliteli, aşağı yukarı 25-30 santimetre kalınlığı, asfalt kalınlığı olan kaliteli birinci sınıf asfaltlar yaptık. Bölünmüş yollar yaptık. Ne için? O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın refah düzeyinin artması için, daha iyi bir yaşama kavuşmaları için bunları gerçekleştirdik. Ama bakıyorsunuz, düşünün bir mahallede bu teröristler hendek kazıyorlar. Belediye de bunlara yardım ediyor.
Belediye de bunlara belediyenin yardım ediyor. İmkanlarıyla demek belediyenin sanki daha doğru olacak gibi. Belediyenin yani. Daha doğrusu belediyenin imkanlarıyla bunları gerçekleştiriyorlar. Belediyenin imkanlarıyla bunları gerçekleştiriyorlar. Sağa sola bomba koyuyorlar. Evet. Yine bazı evlere girip o evlerde yaşayan vatandaşlarımızın o evleri terk etmesini istiyorlar. O evlere işte bir takım silahlı teröristleri yerleştiriyorlar. Ve askerimiz, polisimiz o sokağı normal bir sokağa dönüştürme yönünde çaba sarf ediyor. Hendekleri kapatmaya çalışıyor. Ve askerimiz de polisimiz ateş açıyorlar. Efendim yıl 90. Bunlar hainlik. Ve bu kişileri, bu eylemleri yapanları HDP, HDP milletvekilleri maalesef kınamıyor. Kınamıyor. Sizin yaptığınız yanlış. Siz bölge halkına eziyet ediyorsunuz. Bu bölgede yaşayan Kürtlerimize eziyet ediyorsunuz. İnsanlara eziyet ediyorsunuz. %80 oy aldığı yerde hendek açmaya çalışması ve onu protesto etmemesini nasıl? Yani %80 oy almış. Ne demek efendim? Bu hala hendek açalım diyor. Şimdi bunlar, HDP halen PKK'nın terör örgütünün vesayeti altında. Onlar ne talimat verirse o talimatı yerine getiriyorlar. Özgürlüklerini kazanabilmiş değiller. Milletvekili olmuşlar ama PKK'nın söylemi neyse, PKK'nın talimatları neyse o talimat çerçevesinde hareket ediyorlar. Efendim 1990'lı yıllarda en büyük olaylardan bir tanesi korkumuzdu. Polisin gelip kapımızı çalması. İşte biliyorsunuz içeri girerdi, istediği gibi arama yapardı, antidemokratik yollarla her şeyi yapardı, darp ederdi, vururdu, her türlü aslında işte kabzayla kafamıza vururdu. Birçok şey yaşandı 80'lerde, 90'larda. Zulmeden bir devlet. Şimdi bunu kim yapıyor? Zulmeden bir PKK'ya dönüştü. PKK yapıyor, PKK terör. Ne dersiniz? Ve yani orada yaşayan vatandaşlar illallah etmiş artık. Bıkmış bu insanlardan. Bu insanların özellikle PKK terör örgütünün bu HDP gençlik teşkilatlarının artık o bölgeyi terk etmelerini istiyorlar. O bölgeden gelen esnafla konuşuyoruz, vatandaşlarla konuşuyoruz. Nefret ediyorlar ve diyorlar ki ya bizi işimizden ediyorlar. Bizim çekimiz var, senedimiz var, dükkanımızı, mağazamızı mecburen kapatmak zorunda kalıyoruz. Bunu niye yapıyorlar? Bunu yapmalarının tek bir nedeni var. O bölge halkı bunları dışladı artık. Ve zorla, zorbalıkla o bölgede yaşayan insanları, vatandaşlarımızı kendi kontrolleri altına almak istiyorlar. Bunu dışladığı için. Dışladığı için. Bunu beceremedi. Gelmeyin dediği için değil mi? Onun düşünün, için. Düşünün yani o bölgede defalarca PKK. Ama bu insanların evine giriyorlar, mal güvenlikleri yok. Can güvenlikleri yok. Namuslarına aslında bir güvenliği yok. Diyor ki oğlunu alacağım diyor, geliyor alıyor. Böyle de bir durum var evet. Sayın Bakan. Şimdi daha birkaç gün önce gelen yine o bölgeden gelen bir vatandaşımızın ifade ettiği ve hatta birkaç vatandaşımız birlikte geldiler ifade ettikleri. Diyorlarmış ki arabanızın anahtarını evinize götürmeyeceksiniz. Arabanın üzerinde olacak. Evinizin kapısını kilitlemeyeceksiniz. Bu ne demek ya? Sen kim oluyorsun? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde nedir? Kontak, sen neyi kontak anahtarını almayacaksın. Arabanın üzerinde olacak. Arabanın üzerinde kapı olacak. Kapı açık olacak. Kapınız değil mi? Açık olacak. Ben çünkü gelip öbür tarafa geçebilirim. Tabii. Yani şimdi işte bu terör örgütüne yönelik terör örgütünün vatandaşlarımız üzerinde yoğun bir baskısı var. Şu anda yapılan operasyonlarda peki efendim, tamamıyla orada kamu düzenini sağlamaya yönelik ve vatandaşlarımızın PKK tarafından HDP destekli PKK tarafından kısıtlanmış olan özgürlük alanının genişletilmesine yönelik yapılıyor. Burada önemli bir konu var. İki tane konu. İç savaş ve Kobani benzetmesi. Diyarbakır için, Sur için, Nusaybin için, Doğu Beyazıt için, Silvan için, 7 tane ilçe için. Şu an operasyon devam eden. Burayı Kobani'ye benzetmeye çalışıyoruz. İç savaş çıkıyor. Yine hani Kılıçdaroğlu salı günü dedi ki... Beyrut'a döndü dedi. Aslında bu ne demek efendim? Beyrut'ta ne oluyor? İç savaş var. Yani dolaylı yoldan iç savaş var. Şimdi bir taraftan böyle bir çaba var. Buna karşı alınan tedbirler neler? Galiba Türkiye, hükümet, güvenlik güçleri, sizler şunu çok net anladınız. Bu iş artık çok ciddi değil mi? Yani şimdi çok şöyle, mu ciddi? Şöyle ifade edeyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Biz
o bahsettiğiniz yerlerde kamu düzenini sağlayacağız. Yani mutlaka sağlayacağız ve sağlıyoruz. Sayın Başbakan dedi ki ev ev. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki sonuna kadar evet, gideceğiz. Evet, sonuna kadar gideceğiz. Gerekirse ev ev bakılacak. Terör örgütü mensupları kimlerse bunlar alınacak. Ya yani bu her türlü önlemi alacağız. Yani biz çok güçlü bir devletiz. Dolayısıyla özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın çoluklarına, çocuklarına sahip olmaları, gerçekten bu terör örgütüne bu çocuklarını bırakmamaları son derece önem arz ediyor. Elbette eziyet çeken, PKK terörü nedeniyle eziyet çeken, evini terk eden vatandaşlarımız var. Biraz önce Sayın Başbakanımız da açıkladı. İşte biz, bunlar bizim vatandaşlarımız, bizim kardeşlerimiz. Bunların hiçbirinin evsiz, barksız kalmasına izin vermeyeceğiz. İhtiyaçları neyse bunların her birini, tüm ihtiyaçlarını gidereceğiz. Ve elbette orada o mahallelerde, o ilçelerde sükunet hasıl olunca, kamu düzeni tam manasıyla sağlanınca bu kardeşlerimiz de mutlaka evlerine döneceklerdir, rahat bir yaşam süreceklerdir. Onların da arzusu bu. Huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Ne kadar nasıl bir planlama yapılacak? Şu anda, uzun mu sürecek? Şu anda, şimdi sura baktığımız zaman 2 metrelik sokaklar, 12 avluya giriyorsunuz, 12 tane oda var. Oradan bahçelere açılan yeraltı koridorları, silah o şekilde geliyormuş. Yani böyle santim santim gidilmesi gereken yerler. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Yani bu kamu düzeninin sağlandığını. Önümüzdeki günler derken inşallah, efendim birazcık inşallah. Daha böyle sizden tabii bir buna şey yönelik istiyorum. Olarak tabii hem emniyet güçlerimiz hem de silahlı kuvvetlerimiz, jandarmamız birlikte çalışmalarını yürütüyorlar. Elbette gelişme sağlandıkça kamuoyuna bu tür bilgiler hem Genelkurmay Başkanlığımız tarafından hem de ilgili birimler tarafından verilecek. Çok uzun sürmeyeceğini anlıyoruz, öyle mi? Ben uzun sürece kanaatinde değilim. Kısa bir sürede inşallah bunlar neticelenecek ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımız huzura kavuşacaklar. Sayın Başbakan'ın dağı temizledik, sıra şehirde demesi evet. Bu yüzden midir? Şunu soruyorum, yani burada okul öğretmenlerin gelen bir SMS'le bölgeden çekilmesi nedeniyle, eğitime ara verilmesi nedeniyle bunun uzamayacağını mı anlayalım? Şimdi hatırlarsanız Sayın Başbakanımız özellikle 7 Haziran öncesi ve 7 Haziran seçimleri sonrası şunu ifade etmiş idi. Aşamalı, 3 aşamalı bir plan gerçekleştireceğiz. Önce işte bunların kampları, daha sonra şehrin dışındaki yerleşim, terör örgütünün yerleşim yerleri, 3. aşamada dağlar, 3. aşamada şehirler. Da şehirler demişti. Şu anda biz 3. aşamaya mı geçtik? 3. aşamaya geldik. Dolayısıyla şehirlerimizi de inşallah bu terör örgütünden temizleyeceğiz. Ve oradaki vatandaşlarımız da rahat bir nefes alacak. Şeyi cevaplamadınız efendim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beyrut benzetmesi yapmasını. Bunu ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yakıştıramıyorum. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz şu. Bu ülkeyi eğer seviyorsa, bu milleti seviyorsa, beklentimiz şu. Terör örgütüne karşı nasıl bir açık ifadeler kullanıyoruz? Evet. Aynı ifadeleri de onun kullanmasını istiyoruz. Hendekleri açmanız, kamu düzenini bozmanız uygun değildir. Hangi hakla bu okulları yakıyorsunuz? Hangi hakla bu hastaneleri yakıyorsunuz? Hangi hakla bu vatandaşların evlerini, dükkanlarını yakıyorsunuz demesi lazım. Biz bunu bekleriz. Eğer teröre karşı mücadele edilecekse, PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyorsa ki muhtemelen partisi içerisinde PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen arkadaşlar da var muhtemelen. Görüyorsa bunu net bir şekilde açıklamalı diye düşünüyorum. Net bir tavır ortaya koymalı diye düşünüyorum. Eğer arkadaşlar diye hitap ediyorsa teröristlere, yani bu gerçekten içler acısı bir durum. Aslında biz de yayına davet edelim buradan bir kez daha. Bu arkadaşlar sözünün ne manaya geldiğini aslında bütün Türkiye merak ediyor. Sadece biz evet. değil. Terör örgütü mensubuna sen bir ana muhalefet partisi lideri olarak nasıl arkadaş dersen? Evet. Arkadaş dersen bu olur mu? Evet. Bakalım efendim, göreceğiz neler getirecek günler. Ben herhalde bu sözlerine mutlaka bir açıklama getirecektir. Beyrut benzetmesi de bu manada önemli olduğu için size sordum. Efendim sıcak gündem... Türkiye Beyrut falan olmaz. Türkiye Allah'ın izniyle kamu düzeni bu bölgede sağlanacaktır.
vatandaşlarımızın devlete olan bağlılığını görüyorsunuz. Galiba. Bakın, PKK'nın o kadar yoğun baskı yapmasına rağmen vatandaşlarımız hiçbir zaman arkasında olmadı. O terör örgütünün arkasında olmadı. Her zaman devletimizin arkasında ama oldu. Ama seçimden sonra süreç olmaya başlayacak, tekrar devlet buradan çekilecek mi diye orada konuştuğumuz birçok kişinin bu yönde bir korkusu vardı. Vatandaşlarımız şunu istiyor, o bölgede yaşayan vatandaşlarımız. PKK terör örgütüne yönelik mücadelenizi yoğun bir şekilde devam ettir. O bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ortak olarak söylediği tek şey bu. İşte biz de bunu devam ettiriyoruz. Temizlendikten sonra tekrar PKK'nın veya o gençlik yapılanması, YDG, Haç'ın oraya girememesi için o mahallelerde gerekli her türlü tedbir karakol olacak mu kurulacak? Bu konuda temizlendikten sonra tekrar girememeleri için. Bakınız bu konuda çok sayıda toplantılar yapıldı. Gereken her türlü tedbir alınacak. Bu tedbiri alacağız. Hiç merak etmesin vatandaşlarımız. Fiziki anlamda da, askeri anlamda da, güvenlik anlamda da. Her türlü tedbir alınacak. Anladım. Hiç yani temizlendikten etmez. Sonra tekrar böyle bir korku yaşamayacak. Hayır, yaşamayacak. Orada olacak devlet, öyle mi? Evet, o mahallelerde olacak. Kesinlikle olacak. Anladım. Efendim, biliyorsunuz milli gururumuz, Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir etti. Aziz Sancar Bey. Nobel aldı. Biz tabii sorunca şöyle bir cevap verdi. Hani Türkiye falan ya dedik işte. Dedi ki ya dedi hani ben Türkiye'yi niye kötüleyim? Hani bu ülkenin havası, bu ülkenin havasını aldım. Suyuyla büyüdüm. Okulunda okudum. Biz de şaşırdık. Şimdi bakıyorsunuz kravatında Osmanlı tuğrası. Yakasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk bayrağı. Al bayrak. Çok değişik geldi. Hani Nobel alanlar bir Türkiye'yi eleştirmesi lazım değil mi? Biz de şaşırdık. Bunu da sorduk kendisine. Ne dersiniz Sayın Bakan? Şimdi tabii yıllarca Amerika'da yaşamış bir bilim adamımız. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Benim de aşağı yukarı işte 6-6,5 yılım yurt dışında geçti. Geçmiş dönemlerde. Orada işte İngiltere'ye gitseniz, Amerika'ya gitseniz bir Amerikan vatandaşı, bir İngiliz vatandaşı hiçbir zaman kendi ülkesinin aleyhine konuşmaz. Böyle bir anlayış yoktur. Kendi ülkesiyle gurur duyar, geçmişiyle gurur duyar, tarihiyle gurur duyar. Ama kendi ülkesinin aleyhine açıklamalar yapmaz, konuşmaz. Peki bir soru daha sorabilir miyim? İşte o kültür. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun dedi ve bizim entelektüel kesim Aziz Sancar'ı tamamen bıraktı. Şimdi mesele şu, Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten kendisini ağırladı, ödülünü verdi. Bu gurur verici bir hadise, ülkemiz açısından bir gerçekten bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşımızın böyle bir ödüle layık görülmesi son derece önemli. Şimdi bu ödülü Cumhurbaşkanımız sahip çıktı diye bu tavır içerisine giriyorlar. Bu kendisini işte aydın zanneden geri kafalılar. Gerçekten. Geri kafalı mı onlar Sayın Kesinlikle Bakan? Geri kafalılar. Ama dünyanın, Türkiye'nin 40 yıl gerisindeler. Onu çok net söylüyorum. Ama çok kendilerini çok ileride, bizim 40 yıl değil 100 yıl ilerimizde gibi görüyorum. Onlar şekilci ilericiler. Öyle mi? Tamamıyla şekilciler. Gerçekten geri kafalılar bunlar. Sadece tavırları şu. O ödülü Cumhurbaşkanımız yerine Kemal Kılıçdaroğlu verseydi göklere çıkarırlardı. Göklere çıkarırlardı. Sadece Cumhurbaşkanımız verdi diye ya bir insan kendi ülkesinin Cumhurbaşkanına böyle bir yaklaşım içerisinde olabilir. Saygı duyacaksın. Sevmiyorsan bile saygı duyacaksın. O milletin oyuyla o koltuğa oturdu. O makama oturdu. O diğer diktatörler gibi İşte silahla gelip oralara oturmadı. Millet dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza gideceksin Cumhurbaşkanlığı makamına oturacaksın dedi. Millet verdi o desteği. Evet. Eğer siz Sayın Cumhurbaşkanımızı beğenmiyorsanız çıkarın bir aday bakalım ya. Çıkardınız zaten. Üç parti bir araya geldi. Bir aday çıkardınız. Aldığı oyu gördük. %37. O kadar. İşte 3 değil, zannedersem 10-11 parti destekledi. 12 parti. 12 parti evet. Mi destekledi? Evet, o kadar parti destekledi. Aldıkları oy %37. Saygı duyacaksınız.
İşte bu arkadaşlarımız demokrasiye bile inanmıyorlar. Sayenizde ekmek demokrasinin, için ekmelettin sloganını da hatırlatmış olalım sevgili seyircilerimiz. demokrasinin ne olduğunu bilmiyorlar. Evet. İnanın öyle. Evet. Yani böyle bir anlayışı kabul etmek efendim, mümkün süre, değil. Efendim süreye karşı gelinmiyor. Süre bitti. Süre saat 22:16 oldu ama ben size çok önemli, çok emeğiniz olan, aynı zamanda planlamacısınız. Sevgili seyircilerimiz yakından biliyorlar zaten. 64. hükümetin 2016 yılı eylem planı. Sayın Bakanım kusura bakmayın, bu sıcak gündemin arasında bu plan birazcık geride kaldı. Geri planda kaldı ama bununla ilgili de ben kesmeden birkaç dakikada özetlerseniz ana başlıkları halinde programı kapatalım. Şimdi tabii bu açıklamış olduğumuz reform paketini de eleştirenler oldu. Aslında reform paketinin özüne bakacak olursanız işte temel hak ve hürriyetlerden kamu yönetimine, kamu mali yönetiminden eğitim reformuna, işte sosyal güvenlik ve çalışma hayatından ekonominin her alanına varıncaya kadar önemli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ne kadarlık bir süre içerisinde? Bir yıllık bir süre içerisinde. Burada aşağı yukarı 200'ün üzerinde eylem. Gerçekleştiremezsiniz. Biz sizden hesap sorabileceğiz elbette, değil mi? Elbette, bağladınız kendinizi. Elbette kendimizi takvim, bağladık. Takvim var burada. Takvimini, saat, takvimi, tabii, tarih, şurada şu olacak diye. Nitekim Sayın Başbakanımız eylem planını açıkladıktan sonra şunu ifade etti. Dedi ki ilk bir hafta içerisinde gerçekleştireceğimiz eylemler şunlardır ve bir hafta içerisinde bu eylemlerin hepsini tamamlayacağız dedi. Nitekim bir hafta içerisinde biz şu an itibariyle 10 eylemimiz vardı. Bunların her birini gerçekleştirdik. Her birini gerçekleştirdik. Yani bu lisans öğrencilerinin burslarının artırılmasından gençlere yönelik 50 bin lira karşılıksız destek verilmesine, yine esnafımıza 30 bin TL faizsiz kredi desteği verilmesinden, seralarını modernize etmek isteyen çiftçilerimize sıfır faizli kredi verilmesine, yine seralarda ticarethane elektrik fiyatı uygulamasından sulama suyu elektrik fiyatı uygulamasına geçilmesine, yine gençlerde KDV, evliliğin teşvik edilmesine varıncaya kadar 10 maddemiz vardı. Onları yapalım. 10'unu da bir hafta içerisinde gerçekleştirdik. Bakanlar Kurulu kararlarımız çıktı. Efendim bunlar idari karar düzeyinde olanların ek vergi idari çıkartmayı düşünmüyorsunuz değil mi? Bunlar hayır kaynağı efendim, falan. Hayır, hayır nasıl efendim, yapacağız 2016'da? Hayır. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bunların her birinin çalışmaları yapıldı. Detaylı bir şekilde çalışmaları yapıldı. Bunların bütçemize ne kadarlık bir yük getireceği, buna yönelik olarak hangi reformları gerçekleştireceğimiz, bunların hepsi teker teker ortaya kondu. Dolayısıyla biz bugüne kadar gerçekten hem ekonomik alanda hem de diğer alanlarda istikrara ne kadar önem vermişsek, bundan sonraki süreçte daha fazla önem vererek çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama 2016 yılı bir reform yılı olacak. 2016 evet, reform yılı. Reform yılı olacak. Özellikle Türkiye ekonomisine yönelik evet, çok sayıda reformlar gerçekleştireceğiz. Bakın yıllardan beri bekleyen sorunlarımız var. Çözülmesi gereken sorunlarımız var. Nedir bunlar diye baktığımızda iş gücü piyasasına yönelik düzenlemeler yapmamız lazım. Esnek bir iş gücü piyasa yapısını oluşturmamız lazım. İkincisi özellikle kıdem tazminatı konusunda yıllardan beri kangren olmuş, çözülmesi gereken hem işçi kesimi için hem de işveren kesimi için bu sorunların ortadan kaldırılması gereken bir mesele var. Kıdem tazminatı meselesi var. Diğer taraftan yine bu alanda özel istihdam bürolarının yetkilerinin artırılması, genişletilmesine yönelik bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Alt işverenlik konusunda yine bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Bunlara ilave olarak yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik aşağı yukarı 20 civarında tedbirimiz var. Bunların her birini teker teker yerine getireceğiz. Gerçekten ekonomik alanda yatırım ortamını iyileştirici, tasarrufları artırıcı, evet, çalışma hayatını ve sosyal güvenlik sistemini düzene sokan, daha esnek bir yapıya dönüştüren bir ortama kavuşturacağız. Bu arada tabii şunu da ifade etmem gerekiyor. Özellikle bürokrasinin azaltılması, kırtasiyeciliğin azaltılması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması, daha kısa sürede karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi,
yerel yönetimlere yönelik olarak özellikle yerel yönetimlerinin denetiminin daha da etkin hale getirilmesi, yerel yönetimlerin hizmet aslında standartlarının... Bürokratik vesayet olarak da adlandırılan konunun önemine dikkat çekiyorsunuz, evet, değil mi? Bir türlü Türkiye'nin çözemediği. Kesinlikle. Yani özellikle bürokrasi alanında bazı sıkıntılarımız var. Yatırımcılarımızın karşılaştıkları ciddi sorunlar var. Nedir bu sorunlar diye baktığımızda özellikle bu izin alma süreçlerinin çok uzun olduğunu ve bir bakanlığın farklı yaklaşım, bir başka bakanlığın daha farklı bir yaklaşım görüş isteniyor efendim, biliyor içerisinde musunuz? Olduğunu biliyoruz. Şimdi bunların hepsini, evet, kolaylaştıran, karar alma mekanizmaları geliştiren bir yapıyı ortaya koyacağız. Yine özellikle iş adamlarımız için, yatırımcılarımız için temel sorunlardan biri olan yatırım yeri tahsisi ve temini konusundaki zorluklar. Bunları kolaylaştıran, yatırım yerlerinin maliyetlerini daha da aşağı çeken mekanizmalarımızı hayata geçireceğiz. Evet. Biz şunu arzu ediyoruz. Yeni dönemde gerçekten iş dünyamızın, yatırımcılarımızın, iş adamlarımızın yatırım yapmalarını kolaylaştıran ve dış dünyaya da güven veren, yabancı sermayenin doğrudan sermayeyi çekmeyi hedefleyen, Türkiye'nin bir çekim merkezine dönüşmesini sağlayan düzenlemeleri teker teker hayata geçireceğiz. Bu konuda kararlıyız. Elbette şu anki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet partilerinin tutumu, evet, bizi üzüyor ve bu süreci özellikle acaba biraz uzatır mı diye bizi kaygılandırıyor. Ama umuyor ve diliyoruz ki bu reform sürecine, reform paketlerine muhalefet partileri de destek verir ve biraz daha çabuk hareket edebilir. Ve daha çabuk hareket etme imkanına kavuşuruz. Adalet alanında ciddi sıkıntılarımız var. Özellikle iş dünyasının beklediği hususlar var. Nedir? Vergi beyannameleriyle sosyal güvenlik bildirgelerinin birleştirilmesi hususu var. Farklı bildirgeler veriliyor. Dolayısıyla piyasa gözetim ve denetimi alanında gerçekten bir dağınıklık söz konusu. Piyasa ve gözetimin, evet, daha da etkin hale getirilmesini arzu ediyoruz. Yine iş dünyamızın önemli beklentilerinden bir tanesi ihtisas mahkemeleri. İşte finans alanında, iletişim alanında ihtisas mahkemelerini oluşturmamız gerekiyor. İş uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden alternatif çözüm yöntemlerinin mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor. Bu yönde düzenlemeler yapacağız. Yine çok sayıda yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik, tasarruf oranlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerimiz var. Yine bunlara ek olarak biliyorsunuz yine eylem planımızın bir parçası olan öncelikli dönüşüm programlarımız var. 25 adet biliyorsunuz öncelikli dönüşüm programımız vardı. Bu 25 adet öncelikli dönüşüm programlarımızın altında 1000'in üzerinde eylem var. Bu eylemlerin her birini yine takvimlendirdik. Bu takvimleri tekrar gözden geçireceğiz. Gerekirse bunu biraz daha öne çekeceğiz. Süreyi biraz daha kısaltıp bürokrasiyi daha hızlı çalıştırıp... Takvimlendirmek aslında ne kadar kararlı olduğunuzu da gösteriyor. Elbette biz, evet, bunu çok açıkça ifade ediyorsak, biz diyorsak ki işte şu eylemi şu tarihte bitireceğiz. Bu bir kararlılık göstergesi. Doğru. Bu arada da biz şu mesajı da veriyoruz. Bürokrasiye de bir mesaj veriyoruz. Ha, şu tarihe kadar bu eylemleri bitirmek zorundayız. Çalışacaksınız. Bu tarihten önce bürokrasi, bu eylemler bürokrasi bitecek. De herhalde bu mesajı almıştır. Efendim, evet, çok teşekkür ediyoruz. Özellikle son 9 dakika eylem planı, 2016 yılı 64. hükümet eylem planıyla ilgili ben sizi hiç kesmemeye çalıştım. Onu da 9 dakika kesintisiz boyunca anlattınız ama burada çok konuşacağımız şey var. Maalesef sıcak gündemin içerisinde bazen bunlar kalabiliyor ama mümkün olduğu kadar hem Sayın Başbakan açıklarken hem daha sonrasında da haberlerle anlattık ama gerçekten tekrar tekrar konuşulması gereken hem ekonomi hem de yargı anlamında birçok konu var. Efendim, Mersin'de bir program yapmıştık. Gündüz başlamıştık, gece bitirmiştik. Evet. Şimdi gece başladık, gündüz bitirmiyoruz, gece bitiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Sizi tekrar tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Önemli bir görevi üstlendiniz. Bütün reformlar ve icraatlarla ilgili, yapılacak işlerle ilgili sorumlu kişi de sizsiniz. Bunun sorumluluğu, bunun yükü de sizde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Sayın Bakanım. Efendim, biz her zaman olduğu gibi yorumu siz sevgili seyircilerimize bırakıyoruz. Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.